boğa sezonu ile alakalı konuşuyor. Daha doğrusu biraz daha arasında kalıyor. Gelecek boğa koşusuna hazır olmayan bir sektör ve artan tehdit aktörleri diye söylüyor. Evet, çok sert bir şekilde gördüğünüz gibi konuya giriyor. Ancak gelecek boğa koşusu değil, zaten şu anda boğa koşusunun içindeyiz. Bakınız, bu tarz söylemler maalesef acemi traderlara çok zarar verebiliyor. O yüzden ben bunları her zaman eleştirmişimdir. Gelecek boğa yok. Arkadaşım, Bitcoin fiyatı 3 kat artmış. Ve Bitcoin için 3 katlık bir artış yüksek bir artış oranıdır. Yani mesela bir altcoin'in fiyatının artışına benzemez. Çünkü yaklaşık trilyon dolarlık neredeyse bir varlık olduğu için haliyle katlama oranı diğerlerininkine göre daha enderdir tabii ki. 3 kat artmış. Mevcut fiyatından ATH yapması için %50 artış gerek. Önünde Fed'in faiz indirimleri, ETF onayı ve halving gibi faktörler var. Neyin geleceğinden, neyin geçmişinden konuşuyorsun sen yani? Boğanın ta kendisi ortada zaten. Hazır olmayan bir sektör. Hangi sektör hazır değil? Bu sektör mü? 2024 yılı kripto para dünyası için yeni boğa koşusunun başlangıcı olabilir. Boğa koşusu şu anda var. Bir başlangıç zaten yapıldı. Yani boğa koşusunun başlangıcı olabilir. Neresi başlangıç? Neresi orta, neresi son? İşi karıştırma. İşi karıştırma. Zaten piyasa alıp başını gidecek. 80 bine geldi. He, ortalar. Ya karıştırma. Bırak millet alım yapsın, satacağı yeri bilsin. Orta, son, ortanın gerisi, ortanın ilerisi falan. Sona çeyrek kalan bilmem ne. Ancak potansiyel yükseliş geçmişte yaşanan güvenlik zafiyetleri ve artan tehdit aktörleri göz önüne bulundurulduğunda sektör için ciddi riskler taşıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan güvenlik ihlalleri ve özellikle devlet destekli hacker gruplarıyla bağımsız hackerların artan faaliyetleri bu endişeleri daha da artırıyor. Bu durum sektörün sadece boğa koşusunu kovalamak yerine daha istikrarlı ve güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini gösteriyor. Yani bu tabi boğa koşusu için bir muhalefet değil. Çünkü piyasanın ya bir şey gibidir. Nasıl diyeyim size? Hackerlar piyasa için sinek gibidir, sinek, kara sinek. Yani bir atın, bir ineğin üstündeki kara sinek gibidir. Yani hayvanın üstünde dolaşır, zarar vermez. Ya yani zarar vermez, öyle ortalıkta şey yapar. Hayvanın etrafında dolaşır. Gerçi bizim köydeki at sinekleri kotun üzerinden ısırdığında bile inletiyor, bir de yani ineği bile ısırdığında hayvan irkiliyor yani. Biraz gariplerdir. Şehirdeki sineklere benzemiyor yani bizim oranın sineği şahsen. Dolayısıyla yine de böyledir yani. Piyasa için bir olumsuzluğu olmaz. Sadece siz güvende olun. Hani kişisel olarak siz hacklenmeyin. Yoksa piyasa için hacking'in bir şeyi yok. Hacking maalesef bir de her yerde var. Bugünlerde hacking çok fazla. Sadece kripto üzerinde değil. Adam Instagram'da hacking var. Çok. Bütün adamın arkadaş listesini hacklemiş birisi. Düşünebiliyor musunuz? Kadar şey bir şey yani. Bunlar çok var. Hacking her yerde var. Tabi burası aynı zamanda kişilerin portföylerini, cüzdanlarını da bulundurduğu için ekstradan önem arz ettiği anlamını da çıkarabiliriz. Ama sizler kişisel olarak, konuyla ilişkili olarak, kişisel olarak dediğim gibi dikkatli olun ve bu meseleye ekstradan önem gösterin, ekstradan dikkat edin şeklinde söyleyebilirim. Tamam mı? Yani gidip sağda solda bir şeye tıklamayın, ne bileyim, mevcut varlıklarınızı bir yerde girmeyin, giriş şifrenizi, tamam mı? Sağda solda bir Binance bilgilerinizi, bunları girmeyin yani, düzgün bir şekilde hareket edin sadece. Evet. Dikkat edelim buna. Yeni boğa koşusunun riskleri. Yeni bir boğa koşusu
Artan likidite ve yatırımcı ilgisiyle birlikte sektörü daha cazip bir hedef haline getirebilir. Bu durum özellikle güvenlik konusunda hazırlıksız olan projeler için büyük bir risk oluşturuyor. Geçmişte yaşanan büyük çaplı hack olayları bu tür saldırıların sektör üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor diyor. Ya maalesef buna yapılabilecek bir şey yok. Ya bununla alakalı neler yapılabilir? Tabii bunun üstüne konuşmak gerekecektir. Birincisi, örneğin Hong Kong bunun için bir kolluk kuvvetlerinden yeni bir birim kurdu. Adamlar dedi ki ya arkadaşım bu saatten sonra diyor adam böyle bir ekip kurduk ve bu ekip ihbar da alacak çalışacak da. Hong Kong'da herhangi bir kripto borsası üzerinde bir sızıntı vesaire ilan tespit edilirse işe koyulacaklar. Ya da bunu tespit eden taraflar kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabilecek şeklinde bu tarz önlemlerde bulunulabilir. İki, genel olarak hem DEX'lerin hem de CEX'lerin bu genel yapıların üzerinde daha fazla siber çalışmayla birlikte zafiyetler vesaire giderilir. Bu şekilde genel bir durum var. Bunun için regülatörler işin içine katkıda da bulunabilir. Yani çeşitli ekosistem ve yapılara siber testlerde bulunup yeterliliği konusunda bir durum, bir rapor çıkarabilir. Eğer siber noktada yeterli değilse faaliyetlerine müsaade etmeyebilir. Yani regülatörlerin de meseleye, duruma karışması olayı söz konusu olabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Farklı şeyler yapılabilir. Bu nedenle sektörün sadece kısa vadeli kazançları kovalamak yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi benimsemesi gerekiyor. Ya zaten benimsedi. Sen ne bakıyorsun? Senin hacking dediğin şey onlarca yıldır var arkadaşım ya. Yani internetin oluşumundan beri zaten senin hacking dediğin şey var. O yüzden sadece kripto paralar üzerinde değil. Nerede ne varsa orada hacking vardır. Ve bu saatten sonra da dijitallik devam ettikçe hacking dediğin olay var olmaya devam edecektir ve bu siber güvenlik kavramı da varlığını sürdürecektir. Yani bu noktada yapacak bir şey yok. Bundan sonraki videoda da bu arada konuyla ilişkili olarak da konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.